Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, 23 yıllık öğretmenlik hayatımdan sonra bu dönem 5 ay önce yapılan seçimlerde, yerel seçimlerde Çatalköy-Esentepe Birleştirilmiş Belediye'nin belediye başkanıyım. Bölgemizde 2 ilkokul, 1 ortaokulumuz bulunmaktadır. Öğretmen Akademisi programında olan ve Halil Hocam'ın da öncülüğünü yaptığı bölgemizde bulunan Çatalköy İlkokulu'nun pilot ilkokul olarak sınıf içerisindeki İngilizce uygulamalı derslerini bizde başlatması bizi onurlandırmıştır. Bu bağlamda İngilizce eğitimin, yabancı dil eğitiminin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz ve bir ada ülkesi olan ve turizmden geçinen bir ülkede yabancı dilin olmazsa olmaz olduğunu da biliyoruz. Bu konuda eğitim camiasına, Milli Eğitim Bakanlığı'na ışık tutabilecek olan bir program olduğunu düşünüyorum. Sınıf içerisinde İngilizce öğretiminin uygulamalı bir şekilde, sınıf öğretmenleri tarafından da gözetilir bir şekilde yapılması bizim için önemlidir, eğitim adına önemlidir. Tabii ki bunun burada kalmaması gerekiyor. Bunun ada geneline yayılması gerekiyor. Burada müfredatlar işin içerisine giriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamış olduğu haftalık ders saatlerinde, özellikle İngilizce'nin ders saatlerinin ben zaten az olduğunu düşünen bir eğitimci olarak, haftada 5 saat İngilizce ile İngilizce eğitimi maalesef verilemiyor, uygulanamıyor. Şu anda Halil Hocam'ın öncülüğünde ve Öğretmen Akademisi'nin öncülüğünde uygulanan bu pilot ilkokul olarak Çatalköy'de yapılan uygulamalı İngilizce öğretiminin tamamen müfredata yayılması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu müfredat içerisinde ders saatlerinin de artırılıp bunun tüm ada genelinde İngilizce öğretiminin daha fazla görsel ve daha fazla paylaşımcı bir şekilde sınıf öğretmenleriyle İngilizce öğretmenlerinin bir arada yapabileceği ve çocuklara etkisinin çok daha fazla olabileceği bir sistem haline gelmesi en büyük temennimizdir. Adım Uğur Çınar, Çatalköy İlkokulu Müdürüyüm. Okulumuz Çatalköy'de tek ilkokuldur. Belediyemizde de 3 tane okulumuz var. Esentepe ile birleştiği için Çatalköy Belediyesi bölgemizde 3 tane okul oldu. Eskiden tektik ama şimdi 3 tane olduk. Okulumuzda 28 tane öğretmen, 374 tane de öğrencimiz vardır. Başarı olarak da okulumuz yıldan yıla trendi artarak devam ediyor. Başarısı okulumuzun. Tabii ki başarı sadece sınavla değil de diğer sosyal faaliyetlerde de okulumuz öncülük etmeye devam ediyor. Yani buradan mezun olan Halil hocamız kendi okulunu tercih etti makro öğretim için. Böyle olduğu zaman da genç öğretmen adaylarının kısa sürede, yani ikinci sınıflar geliyor bize mikro öğretim için. Kısa sürede öğrencilerle tanışarak gerçek öğretmenlik deneyimi kazanmaya çalışıyorlar. Bu da onlar açısından teorik olarak aldığı dersleri pratiğe döndürmeye çok yardımcı oluyor. Ve ben eminim ki bu dersler, geldikleri okuldaki deneyimleri, üniversitede, akademide aldıkları birçok teoriden çok daha faydalı olacaktır. Şimdi biz akademiden mezun olduğumuz zaman veya akademi herhangi bir öğrenciyi mezun ettiği zaman sınıf öğretmeni olarak mezun ediyor ve akademiden çıkan tüm öğrenciler her dersi verecek düzeydedir. O yüzden branş öğretmenlerini de biz kendi akademiden çıkan öğretmenlerden alıyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Halil Ercan, Atatürk Öğretmen Akademisi öğretim üyesiyim. Şu anda Çatalköy İlkokulu'ndayız. Pilot olarak seçtiğimiz Çatalköy İlkokulumuzda ikinci sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının bugün sınıf içerisindeki İngilizce öğretimini izlemek için buraya geldim. 14 hafta boyunca öğrencilerime vermeye çalıştığım dersleri çıktı olarak şu anda sınıf içerisinde izleyip değerlendirme aşamasındayız. Şu ana kadar yaklaşık 10 grubu izledim. Yani yaklaşık 30 öğretmen adayımızı. Ne mutlu ki çıktıları görmeye başladık. Bu ikinci dönemimiz. Yani geçen güz döneminde yaptıklarımızı
geliştirip şu an bahar döneminde de nereye taşıdığımızı ölçmek için bir kez daha bu bölgeye geldik. Sonuçlar çok güzel. Öğretmen adaylarının gerek İngilizcesi olsun, gerek diksiyonları olsun, gerek sınıf içindeki stratejileri, yanlış düzeltme stratejileri benim gözümde bayağı bir arttı. Neden burayı seçtiğim konusunda öncelikle ben de burada okudum. Çatalca İlkokulu'ndan mezun bir kişiyim. Ve kendi sınırlarım içerisinde olduğu için ve kendi anılarım olduğu için de köyün çocuklarına katkıda bulunmak için burayı seçtim. İkinci seçme sebebim daha rahat kontrolü sağlayabileceğim, herkesin tanıdık olduğu ve hocalarımın da misafirperverliğinden yararlanacağım nokta olduğu için burayı seçtim. Üçüncü sebep ise popülasyonunun fazla olması, şubelerinin fazla olması benim Atatürk Öğretmen Akademisi'ndeki öğrencilerimin fazla popülasyondan dolayı şubeler uygunluk verecekti ve o yüzden buraya geldik. Sanırım bu son yıllarda İngilizce alanında yapılan tek uygulamalı not verme açısından tek projedir. Bunun yaygınlaştırılması için tabii bir altyapı oluşturulması gerekiyor. Yani bu şap diye her tarafa aktarılamaz. Yani her okulda bunu yapamazsınız. Belli bir uzman görüşünden geçilmesi gerekiyor. Belli bir hazırlık gerektiriyor. Yani 14 hafta boyunca, en az yarım dönem boyunca çocuklara birçok alanda İngilizcenin eğitim verilmesi gerekiyor. Eğitim vermeden sınıfa koyduğunuzda çocuklar gerçekten şu anki kitle karşısında çok iyi bir performans sergileyemeyecektir. Önce eğitim, teori artı uygulamalar sınıf dışındaki, yani eğitim aldığımız yüksek okulda, üniversitedeki eğitim önemli. Daha sonra sınıfta beklentiyi izlemek gerekiyor. Yani sizin beklentiniz, atıyorum çocuktan mimiklerini, öğretmen adayından etkin bir şekilde kullanıp öğrenciyi kırmadan hayır demesini de öğretmek mesela. Ya da diksiyonda İngilizcenin bazı noktalarında farkındalık vermeniz bekleniyor. Mesela üç kelimesindeki, yani bizim her zaman three diyoruz ama aslında three olan, bunun farkındalığı verilmesi gerekiyor. Sonra eğitimden sonra biz bunu ilkokullarda hocalardan beklemeliyiz. Tam da bu noktada yani eğitim, uzun süreli uygulamalar, ardından pilot, yani gidip sınıfa çocukları izlemek gerekiyor. Belli bir süre geçmeden gerçekten çocukların karşısında bu işi yapmak bence zor. Yaygınlaştırılması konusunda tek bir yerden ayarlamalar gerçekten zor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da haberi olması gerekiyor, altyapı oluşturulması gerekiyor, uzman İngilizce öğretmenlerinin de farkındalık eğitimleri alması gerekiyor. Kendi öğretmen adaylarımıza da yüksek farkındalık verilmesi gerekiyor. En önemlisi bana göre kendi alanımda olan diksiyon ve vücut dilini efektif kullanabilme, ses tonu efektif kullanabilme eğitimlerinden geçmesi gerekiyor adayların. Şimdi orada yapabiliyor dediğimiz noktada, yani üniversitede eğitim alırken ya da akademide eğitim alırken o öğretmen adayı sizi tatmin ediyorsa bunu gerçek ortamda da yapmak durumundadır benim gözümde. Yani orada yapabiliyor olduğu şeyi gerçek sınıf ortamında da yapmak zorundadır benim gözümde. O yüzden gerçek sınıf ortamına itmek ve bunu görmek benim için son derece önemli. İsmim Ceyhun Özalkın. Atatürk Öğretmen Akademisi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Şu an burada Mikro Teaching uygulaması için bulunmaktayız. Geçen dönemde tecrübemiz vardı aslında ilk dönemden. Bu kez ikinci kez buradayız yine. Bildiğimiz üzere dünyada iletişim kurabilmemek için İngilizcenin önemi gerçekten çok önemli bir yerde olduğunu düşünüyorum. İngilizcenin insanlarla iletişim kurabilmek adına bunu da çocuklara ilkokul çağından aşılamak, küçük yaşlardan aşılamak çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum bu nedenle. Ve bu gibi uygulamaların da, bu yapacağımız uygulamaların da hem bizim için iyi olduğunu hem de aynı zamanda öğretmenimizin de bizi değerlendirmesi adına eksiklerimizi, artılarımızı güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Öğretmen Akademisi için konuşacak olursam, teori kısmında, evet, hatta eğitim sektörü için konuşacak olursak, teori kısmında evet iyi bir noktadayız, fakat uygulama kısmında çok da iyi bir noktada olduğumuzu düşünmüyorum. Bu nedenle bu gibi uygulamaların artarak devam etmesi düşüncesindeyim.
Çünkü hem deyim yerinde ise sahaya çıkıyoruz burada ve kendimizi gösterme imkanı buluyoruz. Bu nedenle bu gibi uygulamaların artarak devam etmesi düşüncesindeyim. Eren Beyoğlu'yum. Akademide 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün de İngilizce dersimin final sınavı için burada ders vermeye geldim. Şu an burada uygulama pratik tamamen bir öğretmenimiz Halil Hoca bizden şey istedi. Bizim bir sınıf deneyimiz olsun. Gelip burada ders de vermiş olalım Migroti için olarak. Ki ileride sınıfa girdiğimizde daha önceden bir deneyimiz olsun. Özellikle akademiyi tercih etmemin nedeni eğitim sektöründe olmayı çok istememdir. Çünkü eğitim sektörü bir toplumun geleceği için en önemli sektördür benim için. Bilgi, bir şeyleri bilmek, bir şeyleri görmek. Akademiye girmeden önce biraz ikilemdeydim. Ama gelip burada stajlarla, gözlemlerle birlikte çocuklarla iletişimi kurup o bağ kurduktan sonra gerçekten çok zevkli çocuklarla uğraşmakta. İsmim Sinan, soyadım Bayırlı. Akademide 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün de burada İngilizce finallerinde mikroteaching uygulamasını yapmaktayız arkadaşlarımızla beraber. Yani eğitim sektöründe bence akademi hem bizi ve öğrencileri geliştirebilecek en iyi kurum olduğunu düşünüyordum. Bu sebeple akademiyi tercih ettim. Çocuklar yarınımız olduğu için tabii ki de öğrencilere kaliteli öğretmenler yetiştirmek ve bu eğitimin kalitesini yükseltmek tabii ki de ülkemizin geleceğini çok olumlu yönde etkiler. Şu anda İngilizce dersindesiniz. 3. sınıfların şubesindesiniz. İsmim Gülden. 1, 2, 3 ve 4. sınıfların İngilizce öğretmeniyim. Öncelikle Halil hocama ve öğrencilerine bu projede bize de yer ayırdıkları için çok teşekkür ederiz. Şimdi İngilizce global bir dildir. O yüzden çocukların temelden almaları gerektiğine inanıyorum.